Merhaba çocuklar. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnşallah bundan sonraki derslerimizi kısa bir süre de olsa uzaktan eğitim şeklinde işleyeceğiz. Hatırladığınız üzere Hz. Muhammed'i tanıyalım ünitesine geçmiş. Hz. Muhammed'in doğduğu çevre konusuna temas etmiştik. Ancak burada yeterli bir anlatım yapabilme imkanımız olduğu için çocuklar en baştan anlatmayı sizler için uygun gördüm ve anlatacağım inşallah. Hz. Muhammed'in doğduğu yerin coğrafi yapısı çocuklar Arap Yarımadası denilen Mekke'de doğan Hz. Peygamber çöl ikliminin hakim olduğu bir yerde dünyaya geldi. Yazları sıcak ve kurak olan bu yerde kuru hava ve dağlık bir arazi söz konusuydu. Ancak bu bölgenin ayırt edici bir özelliği de vardı çocuklar. Bu bölge bir ticaret merkeziydi. Bunun yanında Arabistan dediğimiz bölge Medine ve Taif denilen iki büyük ili de kendi bünyesinde barındırıyordu. Bunların da iklimleri nemli ve tarıma uygundu. Araplar bir devlet halinde değildi bir kere. Kabilecilik yaygındı. Bu kabileciliğe de asabiyet deniliyordu. Asabiyet sırf kendi kabilenden olduğu için haksız da olsa kabilenden olan kişiyi tutmandır. Kabileler 8 ay boyunca sürekli savaşırlardı. Çöl ikliminin bulunduğu yerlerde sürekli savaşırlardı. Sadece haram aylarda savaşmayan kabileler bu ayları Zilkade, Zilhicce, Recep ve Muharrem olarak tanımlamışlardı. Halk Bedevi ve Hadari olarak ikiye ayrılmıştı. Bedevi demek çölde çadırda yaşayan, hayvancılıkla uğraşan kaba karakterli kişilerdir. Hadari ise şehirde yaşayan, ticaretle uğraşan soylu ve asil kimselere söyleniyor. İçki, kumar, fal ve büyücülük gibi kötü alışkanlıklar bu çevrede yaygındı. Kız çocuklarına ve kadınlara değer verilmezdi. Kadınlar toplumda söz hakkına sahip değillerdi ve mirastan pay alamazlardı. Erkek ise istediği kadar kadınla evlenirdi. Arabistan Yarımadası'nda çeşitli dini yapılar vardı. Örneğin putperestler. Her kabilenin kendine ait bir putu vardı. Kabe'de ise 360 tane put vardı. Bu putların en büyükleri Lat, Menat, Uzza ve Hubel isimli putlardı. Ehli Kitap denilen bir grup vardı. Bunlar kendilerine daha önceden İlahi kitap gönderilen Hristiyanlar ve Yahudiler idi. Sabiler ve Mecusiler denilen yıldıza tapan ya da ateşe tapan topluluklar da Arabistan'da yaşıyorlardı. Yine Hanif denilen Arabistan'da sayıları az da olsa Hz. İbrahim'in getirdiği tek tanrılı dine inanan kimseler de vardı. Bu kimseler tek bir Allah'a inanır, putlara tapmaz ve içki içip zina yapmazlardı. Zina, evlenmeden bir kişiyle cinsel münasebette bulunmaktır. Hz. Peygamber ise Haniflerden idi. Bu arada Kabe yeryüzünde Allah'a ibadet amacıyla yapılmış bir mabet. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilen Kabe, Araplar için hem sosyal hem dini hem de ekonomik açıdan büyük önem arz etmekteydi. İslam gelmeden önce Arap toplumunun yaşantısını kuran cahiliye olarak tanımlar. Cahiliye demek putlara tapma, kabilesiyle övünme ve kölelikle ön plana çıkmak demektir. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir gibi kimseler hanifler arasında yer alırdı. O hiçbir zaman peygamber olarak cahiliye adetlerine uymamış, puta tapmamış, içki içmemiş, kumar oynamamış ve zina etmemiştir.
Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir bu anlamda hanif kimseler idiler. Hazreti Peygamber'in doğduğu çevre içerisinde ailesi de önemli bir yer ediniyor çocuklar. Özellikle amcası Ebu Talip ve Ebu Leheb önemli kişiler. Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb, Hazreti Peygamber'e kötülük yapan, onu sürekli dışlayan ve onun başarılı olmasını istemeyen biriydi. Bu anlamda Hazreti Peygamber'in şanssızlığı kendi ailesinin içerisinde kendisine karşı çıkanlarla da katlanarak artmıştı. Çocuklar, bu haftalık dersimiz, konumuz bu kadar. Bir sonraki derse görüşmek üzere.